Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir tesislerinde bugün gerçekleştirilen ve depremzede çocukları konuk ettikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu hafta Vodafone Park'ta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Güneş, sakatlık dolayısıyla son iki maçı kaçıran Ghezzal hakkında bilgi verdi. Medipol Başakşehir maçında sağ dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tayyip Talhasanuç hakkında Güneş açıklama yaptı. Şenol Güneş, "Tayyip bugün yarın idmana çıkmayabilir. Onun darbe gibi görünen bir durumu var. Yarın öbür günü beklemek durumundayız" ifadelerini kullandı. Arthur Masuaku, Ankaragücü maçının ardından Başakşehir karşısında ortaya koyduğu futbol ve attığı güzel golle bir kez daha alkış topladı. Siyah-beyazlı yönetim, West Ham'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Demokratik Kongolu sol bek konusunda son kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı. Buna göre Güneş, 3 maçta daha ilk 11'de yer alması halinde sözleşmesindeki satın alma şartı geçerlilik kazanacak olan Masuaku'yu ihtiyaca göre kullanmaya devam edecek. Masuaku'nun kiralık kontratındaki satın alma opsiyonu zorunlu hale gelirse Beşiktaş, West Ham'a 2,2 milyon euro bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Yönetimin, Masuaku'nun bonservis bedeli konusunda teknik patron Şenol Güneş'ten rahat olmasını istediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların sezon sonu West Ham'la pazarlık masasına oturarak 2,2 milyon euroluk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışacağı vurgulandı. İBAV Bakar'ın yurt dışından getirdiği performans antrenörü eşliğinde özel çalışmalar yaptığı ve bu sayede fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ortaya çıktı. Ankaragücü ile geçen hafta oynanan maçta galibiyet golünü atan deneyimli oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına bir gol, bir asistle damgasını vurdu. Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren İBAV Bakar'ın siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısı 37'ye çıktı. Kamerunlu oyuncu asist rakamını da 10'a yükseltti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle: "İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke Hoca'yla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız. Son maçta daha fazla pozisyon üretebilirdik. Hem savunmayı hem hücumu toparlamalıyız. İlk geldiğimde çok gol yiyen bir takımdık. Şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yememek lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım. Tırnak işareti. Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe ile başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil. Ghezzal, bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha, 1-2 gün antrenmana çıkmayabilir. Durumunu değerlendireceğiz. Koli de hastalığı nedeniyle idmanda olmayacak. Gol atıp, gol yememek lazım. 3 puan lazım. Savunma oyuncularımız arasında bir rekabet var ancak düzeltilmesi gereken durumlar da var. Beşiktaş'a şunu yapmasınlar, zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden, 3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor, deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon. Antep maçındaki VAR kayıtlarını açıklayanlar, ondan sonra başka maçları açıklamadılar. Karar verildi ama karar değiştirildi. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz. Eski öğrencim Rigobert soyunma odasına geldi, elimi öptü. Sağ olsun, çok saygılıdır. Bu meslekte yaşlanmanın artılarından biri de bu. Kamerun milli takım teknik direktörü gelip size saygılarını sunabiliyor. Herkese nasip olmayacak bir şey. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.